Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yeni Xiaomi cihaz alanlar için yapılması gereken 5 önemli ayardan bahsedeceğim. Hızlıca beraber yapalım. Birinci ayarımız tavsiyeleri ve kullanıcı deneyimlerini kapatmak. Hemen gösterelim. Telefonumuzu açtık, ilk kurulumunu yaptık. Bu aşamada bazı uygulamalarda reklamlar gelebiliyor. Bunları kapatmamız gerekiyor. Sırayla beraber kapatalım. Örnek birkaç tane. Güvenliğe geliyorum. Buradan sağ üstteki ayarlar sekmesine tıklıyorum. Aşağıda tavsiyeleri alın diyor. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Buradan çıkış yapıyorum. Temizleyiciye gidiyorum. Bunun ayarlarına tıklıyorum. Buradan tavsiyeleri alı kapatıyorum. Buradan çıkış yapıyorum. Daha sonra da dosya yöneticisine geliyorum. Onu da sol üstte basıyorum. Ayarlara tıklıyorum. Burada hakkındayı tıklıyorum. Önerileri kapatıyorum. İndirilenlere geliyorum. Buradan sağ üst ayarlar. Önerilen kaynakları bundan da kapatıyorum. Bir de müzik uygulamasında var. Buradan sol üstte geliyorum. Ayarlara tıklıyorum. Gelişmiş ayarlara tıklıyorum. Aşağıda tavsiyeleri al var. Bunu kapatıyorum. Son olarak da temaya geliyorum. Sağ tarafa tıklıyorum. Ayarlara tıklıyorum. Tavsiyeleri de buradan kapatıyorum. Tavsiyeleri kapat işlemi yaptıktan sonra bir de kullanıcı deneyimlerini kapatmamız gerekiyor. Ayarlara tıklıyorum arkadaşlar. Burada herkesin menüsünde farklı olabilir. MIUI 12-11 için. Şifre ve güvenliğin altında gizlilik sekmesi var. Gizliliğe tıklıyorum arkadaşlar. Burada kullanıcı deneyimi geliştirme programını kapatıyorum. Tanı verilerini kapatıyorum ve reklam hizmetlerini buradan kapatıyorum arkadaşlar. Daha sonradan buradan çıktığımda aşağıda bir gizlilik daha olacak. Buna tıklıyoruz. Burada da reklamlar yazıyor. Bunu geliyorum kapatıyorum arkadaşlar. Daha sonradan kullanım ve teşhis diyor. Bunu da gelip kapatma işlemini yapıyorum. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar telefonunuzda uygulamaları kullanırken ana uygulamalara reklam gelmesini önlüyor. Eğer buradaki ayarlardan bulamayan olursa buraya kullanıcı deneyimi yazarsa buradan da ayarları çıkıyor arkadaşlar. Direkt basıp yine aynı bölüme geliyorsunuz. Son olarak da kapatmamız gereken bir ayar telefon hakkında kısmına geliyorsunuz. Burada sürüm numarasına tıkladıktan sonra sağ üstteki ayarlar kısmına geliyorum arkadaşlar. Burada güncelleme ayarları var. Güncelleme ayarlarından otomatik indir, otomatik yükleyi kapatıyorsunuz. Bu ne işe yarayacak? Eğer bunları kapatmazsanız yeni gelen bütün yazılımları otomatik indirip otomatik bir şekilde yükleyecek. Yani sizin seçiminize bırakmayacak. Ama bu şekilde olursa yeni güncelleme gelirse yine uyarısını verir. Siz kendiniz manuel olarak indirip yükleyebilirsiniz. Sadece bir tuşa basmanız gerekiyor. Zaten bildirim ekranında da yeni güncelleme geldi diye size buraya seçeneği verir. Buna bastığınızda otomatik güncelleştirmesini yine yapar. Bir diğer yapmanız gereken kısım da animasyonları hızlandırmak. Böylece telefonunuzu biraz daha hızlı kullanabilirsiniz. Bunu ayarlar, ek ayarlar, animasyonları kapat kısmından da yapabilirsiniz ama pek verim alamayacağınızı söylemem gerekiyor. Bunun için daha güzel bir yöntem var. Ayarlara giriyorsunuz. Buradan telefon hakkında kısmına giriyorsunuz. Tüm özellikler kısmına tıklıyorum arkadaşlar. MIUI sürüm numarasına 5 kere tıklıyorum. Artık siz bir geliştiricisiniz dedi. Bir geri geliyorum. Bir geri daha geliyorum. Buradan ek ayarları buluyorum. Daha sonradan geliştirici seçeneklerini buluyorum. Buradan biraz aşağı gidiyoruz. Pencere animasyonları kısmını bulacağız. Daha önceden belki birkaç defa bunu göstermiş olabilirim. Videonun amacı zaten yeni başlayan kullanıcıların ilk telefonu aldığında yapması gereken ayarlarla ilgili. Buradan animasyon ölçeğini 0.5 yapıyoruz arkadaşlar. 0.5 yaptığınızda gördüğünüz gibi telefonun geçişleri biraz daha hızlanıyor. Bu şekilde animasyonları hızlandırarak telefonun biraz daha hızlı çalışmasına olanak sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi farkı hissedebilirsiniz. Diğer bir ayar klavye kurmak arkadaşlar. Normalde cihazın içerisinde gelen Google'ın kendi klavye özelliği, yani Gboard, artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu klavye pek kullanışlı olmadığını söylemem gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken Google Play Market'e giriyorsunuz. Buradan benim daha sıklıkla kullandığım ve Xiaomi'nin daha önceden de tercih ettiği Microsoft SwiftKey klavyeyi indiriyorsunuz. Bu klavyenin avantajı nedir? Klavyenin tuş aralıklarını kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz veya temasal olarak renk değiştirebiliyor. Ekstra olarak da daha önceden sıklıkla yazdığınız kelimeleri tahmin ediyor. Onu otomatik öneri bir şekilde hızlıca yazabiliyorsunuz. Uygulamayı etkinleştirmek için SwiftKey etkinleştir olana tıklıyorum. Daha sonradan buradan SwiftKey'e tıklıyorum. Tamam diyorum. SwiftKey'i seçin diyor. Gboard yerine SwiftKey'i seçiyorum.
Tamamla diyorum. İsterseniz Google hesabınıza bağlayabilirsiniz. Hangi telefonu açarsanız açın, sizin tahminleriniz çıkacaktır. Şimdi değil diyorum, şimdilik. Kelimeleri paylaşmak isterseniz evet diyebilirsiniz. Ben hayır diyorum. Yükleme başarılı diyor. Klavyeye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada merhaba, nasılsın, benim daha önce yazdığım veya tahmin edeceğim kelimeleri öneri olarak sunuyor. Ekstra olarak buradan translate de var. Hangi dili otomatik olarak yazmak isterseniz, buradan ben örnek veriyorum, Türkçe kelime yazacağım. Karşılığı bana İngilizce olarak yazıyor veya başka dilleri de seçebiliyorsunuz. Yani klavyenin özellikleri çok fazla sayıda, başarılı bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. SwiftKey tavsiye ederim. Ekstra olarak burada animasyonlar, panoya daha önce kopyaladığınız şeyler. Burada bir sürü çeşit ayar, tema, mod, gizli yazım gibi veya yeniden boyutlandırma gibi bir sürü çeşit özelliği var arkadaşlar. SwiftKey klavyede bu şekildeydi. Yapmanız gereken dördüncü özellik ise donanım testlerini yapmak arkadaşlar. Cihaz her ne kadar yeni de olsa fabrikasyon hatalar olabilir. Bunun için ayarlara tıklıyorum. Buradan telefon hakkında tıklıyorum. Tüm özellikler diyorum. Burada çekirdek sürümünü buluyorum. Üstüne 5 kere tıklıyorum. Donanım testleri açılıyor. Bu kısım belki sizin telefonunuza hemen gelmeyebilir. 1-2 dakika bekleyin veya birkaç defa çekirdek sürümüne tıkladıktan sonra donanım testlerini açmaya çalışın. İlk açılışta biraz uzun sürebilir. Burada donanım testinde yapacağınız şeyler belli başlı şeyler zaten burada yazıyor. Titreşim testi, touch sensör yani dokunma testi. Zaten en önemlisi bu. Bunu mutlaka ihmal etmeyin, yapın. Bütün dokunma özelliklerini buradan test edebiliyorsunuz. Donanım testi kısmında ekran test edebiliyorsunuz, mikrofonları test edebiliyorsunuz, kulaklık, FM radyo, proximity sensör yani yakınlık sensörü, bluetooth, wifi yani telefonla ilgili aklınıza gelebilecek her türlü şeyi buradan testini yapabiliyorsunuz. Kamera testleri kısmı da burada. Hepsini buradan test ettikten sonra yani pass onayını aldıktan sonra cihazınızın sağlam olduğu anlamına geliyor. Yani yeni telefon aldığınızda donanım testi önemli bir kısım. Bunu atlamayın. Son olarak 5. özellik ağızı, veri hızı ve MIUI 12 kullananlar için yeni kontrol paneli ile ilgili arkadaşlar. Örnek veriyorum, yukarıdan çektim ben. Burada bizim normalde ağ hızımız olması lazım. Ne kadar veri kullandığımı ben göremiyorum. Bunun için yapmamız gereken kısa bir ayar var. Güvenlik kısmına giriyorsunuz. Buradan sağ üst köşeye tıklıyorum arkadaşlar. Aşağıda veri kullanımı diye bir yer var. Veri kullanımına basıyorum. Veri kullanım bildirimlerini açıyoruz. Bu ne işe yarıyor? Hücresel veri üzerine yani hattın interneti üzerine kullandığınız verileri ne kadar kullandığınızı günlük olarak ve aylık olarak size megabayt veya gigabayt şeklinde gösteriyor. Bir diğeri de ağ bağlantı hızını göster. Bunu da açın arkadaşlar. Bunu da açtığınızda sağ üst köşede gördüğünüz gibi ne kadar kilobaytla dosya indirebileceğimizi veya bir yerlerde dolaşırken, YouTube'da video izlerken ne kadar kilobayt saniye ile dosya veri çektiğini bize gösteriyor. Ekstra olarak da bu kontrol panelini kullanmak istemeyenler için buradan ayarlara tıklıyorum. Daha sonradan ekrana geliyorum arkadaşlar. Burada yeni kontrol merkezi çubuğunu kullan diyor. Buna kullana tıklıyorum. Aşağı indiriyorum. Gördüğünüz gibi kontrol merkezim burada çıkıyor. Kilobaytım yine burada var ama veri kullanımı burada gözükmüyor. Veri kullanımını görmek için eski kontrol merkezini kullanmanız gerekiyor. O da aklınızda olsun. Evet arkadaşlar, anlatacaklarımız bu kadardı. Çoğu zaten bildiğiniz şeyler. Telefonu ilk aldığınızda yapmanız gereken 5 tane özelliği gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.